İnsanda çok çeşit çeşit haller var. Bazen oluyor, abi ruhumuz sıkılıyor, daralıyoruz, bunalıyoruz. Bazen oluyor, o kadar büyük bir genişlik hissediyoruz ki, coşuyoruz böyle. Bazı kardeşlerimiz vardır, özellikle çanar altında bunu çok daha iyi gözlemlersiniz. Cevval ruhlular, hareketliler, girişkenler, iş bitiriciler, enerjikler. Bir de bazı kardeşlerimiz oluyor, kendisi şu an burada değil diye şey yapıyorum ama herhalde hakkını bana helal eder, ismini vermeden söyleyeceğim. Zamanında böyle kardeşimizi çınar altında taktıkları isim. Kendi adından soyadından çok farklı, ceset diye lakap taktılar çocuğa. Yani o kadar hayati fonksiyonlardan uzak ki, ya böyle bitik duruyor. Kimisi de böyle. Değil mi? Hiçbir hayat yok. Kimisi var girişken abi. Bakıyorsun adam herkesle konuşuyor. Herkesle irtibat halinde. Telefonlar böyle sürekli. Abi nasılsın? İşte şuradasın, buradasın. Geliyorum abi bir çayını içeceğim falan. Bakıyorsun çok hareketli insanlar var. Bakıyorsun bazısı da gerçekten bu hayatı zoraki yaşıyor yani. Bazıları böyle çok durgundur. İnsandan insana da bazı haller değişir. Mesela bir hal vardır insanda. Bazen böyle şevkle namaz kılarsın değil mi? Böyle lezzetle doyamazsın namaz kılmaya. Oruç tutmaya. İbadet etmeye. Tavaf yapmaya. Hele umreye giden bazı insanları görüyorum. Yani perişan olmuşuz gün boyu. Adam ben bir umre daha yapacağım diyor. O umrenin zaten zorluğu var. Bir tane daha yapıyor. Bakıyorsun uyumuyor. 2 saat uyku. Tak bir daha. Adam doyamıyor. Böyle şevk dolu. Senin de hayatında böyle olmuyor mu? Günden güne değişiyorsun. Hatta gün içinde hatta saat içinde değiştiğimiz anlar oluyor değil mi? Grafik sürekli inişli çıkışlı. Bazen oluyor. Abi yataktan çıkmak istemiyorsun. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Evi terk etmek istemiyorsun. Telefonla kimseyle görüşmek istemiyorsun. Nerdum giriz bir hal. Birisi sana dokunsa böyle inanılmaz rahatsız olacak. Ya bana dokunmayın, beni arayıp sormayın diyecek hale geliyorsun bazen. Öyle münzevileşiyorsun, böyle asosyalleşiyorsun, hareketsizleşiyorsun. Bazen hatta depresyon hali gibi bir hal görülüyor. Şimdi bu çok yaygın. Özellikle ergenlik çağlarında bu çok fazla. Hele ki bu asırda çok fazla. Yani bilgisayarın, internetin, oyunların çokça kullanıldığı, aktif olarak insanların böyle ekran karşısında durduğu böyle bir asır insanları zaten pasifleştiriyor, asosyalleştiriyor. İşte insanda şu iki hal oluşuyor. Kabz hali ve bast hali. Allah bu iki hali insana bu dünyada göndereceği imtihanlar için çok kritik olarak yerleştirmiş. İkisinin de formülü ve sebebi var. Veriliş hikmetleri var. İkisinde de nasıl davranacağımıza dair bir yol haritası belirlememiz lazım. Yoksa insan kendini intihara sürükleyebiliyor kabz haline girince. Ve bast haline girince insan acımasızlaşabiliyor. Veya sadece kendini düşünerek bencilleşebiliyor vesaire. Öyleyse burada bir yol haritası belirlememiz lazım. Yani nasıl davranacağız acaba? Bazen insanlar inanılmaz OKB, vesvese, takıntı bu tarz hallere girebiliyorlar. Bazen de aşırı riyaya, ucba düşebiliyorlar. Kendilerini beğeniyorlar. Bütün bu insani arızalar bu iki halin doğru kontrol edilmemesinden, doğru yaşanmamasından çıkıyor işte. O yüzden gelin şu kabz haliyle bast halini biraz anlamaya çalışalım. Gün içinde ibadetlerimizi saydık. Bazen şevkle kılıyoruz, bazen hiç kılmak istemiyoruz. Nefsimize çok ağır geliyor değil mi? Ne yapalım o zaman? Namazı bırakalım değil mi? Hayır. Öyle olduğu zamanların ayrı tavrı var. Namazı şevkle, zevkle kıldığımız, keyif aldığımız zamanların ayrı bir tavrı var. Onda ayrı bir davranış şekli takip etmemiz gerekiyor. İşte bunları biraz da açacağız, örneklendireceğiz. Şimdi bu gün içinde değişen haller bazı için ömürlük oluyor abi. Adam bir ömür boyunca medarı şevk. Bakıyorsun lokomotif gibi ya. İnsanlar ondan şevk alıyorlar. Nasıl bir enerji, nasıl bir gayret. Bir de bakıyorsun bazısına abi adam yani kara delik gibi yanına yaklaşınca sende enerji kalmıyor. Böyle adam hayatını yaşamıyor gibi yani. O kadar standby'a almış kendini. Sen yanına gelince senin enerjin de gidiyor falan. Bazen ömürlük bazısına sirayet ediyor. Arkadaşlar bunda ne üzülecek ne öbüründe sevinilecek aslında bir durum yok. Konuşacağız. Aslında ikisi de Cenab-ı Hakk'ın tecelliyat farkı. Kimisini zenginlikle kimisini fakirlikle imtihan etmesi de bu sebepten. Allah'ın iki esmasından kaynaklanıyor. El-Kabıt ve El-Basıt. Bunlar ne demek? Şimdi bir ayet-i kerimeye bakalım. Bakara suresi 245. ayette geçiyor. Başka ayetlerde de var. Ama biz bu ayeti konuşursak biraz daha mevzumuza isabet edecek, temas edecek. Nedir? Bakara suresinin 245. ayeti ne diyor bize? Diyor ki kim Allah'a güzel böyle karşılık beklemeden bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Ne demek Allah'a borç vermek? Yani kim Allah yolunda Allah'ın dinine yardım etmek, Allah'ın kulu olan fakirlere yardım etmek hem parasıyla hem enerjisiyle hem vaktiyle hem aklıyla. Bazen olur ki paradan milyon kat daha değerli olur değil mi o
akıl, o enerjiyi, o destek, o moral. Değil mi? Bazen Allah'a borç vermek gibi Allah bunu adlandırmış ki bakın diyor ben sonsuz zenginim, hiçbir şeye ihtiyacım yoktur ama bana borç verin diyor. Allah Allah. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoksa, Samet'si, her şey ona muhtaçsa, sonsuz hazineleri varsa ben Allah'a nasıl borç vereceğim? Allah'a borç vermenin yolu muhtaç olana. Muhtaç olmak sadece parası olmamak demek değil. Ya adam o zaman o halde, o imtihanda duyguya muhtaç. Değil mi? Enerjiye, morale muhtaç, motivasyona muhtaç. Allah bizi birbirimizle akraba etmiş değil mi? Bazı akrabalarımız var. Niye? Başımız ağrısın diye mi? Ya şu an bugün olayı biz bu hale getirmişiz. Akraba deyince herkesin yüzü düşüyor. Abi akraba ne kadar az akraba o kadar iyi falan diyor adam. Tam tersi. Aslında akraba insana nimet olarak verilmiş ama biz ilişkileri o kadar İslam'dan uzak hallere getirmişiz ki artık akraba insanlar için bu hale gelmiş. Baş ağrıtıyor. Borç isteyen adam demektir diyor. Yani öyle değil halbuki. Akraba o duygusal bağın daha cibilli bir taraftarlığa dönüşüp manevi destekte daha gayret duyulmasına vesile olan bir haldir. Öyle olmasa bile mümin ancak kardeştir değil mi kardeşim? İnnemel mümini ehvatun. Öyleyse biz birbirimize yardım etmeliyiz. Birbirimize destek olmalıyız. Moral vermeliyiz. Omuz olmalıyız. Sıkıştığında yardımına koşmalıyız. Böyle yaparsak ne oluyoruz? Allah'a borç vermiş oluyoruz. Bazen gerçekten bu senin akraban veya arkadaşın paraya ihtiyacı var. Sende de o para var abi. Niye cimri davranıyorsun? Bak cimrilik seni cehenneme götürebilir. Peygamberimizin hadisi var ya cimriler cennete giremez diyor. Tabii buradaki mana imansızlığa sebep olur demek değil. Buradaki manayı doğru anlamak lazım. Allah'ın hoşuna gitmeyecek. Belki Allah'ın razı olmayacağı bir hal. Belki Allah senin ibadetlerini kabul etmeyebilir. İşte bu kadar dehşetli bir sıkıntı bu. Allah'a borç verince şimdi borcun geri ödemesi olacak. Ne zaman olur? Senin muhtaç olduğun zaman. Hangi gün? Din günü. Defterin sola mı verilecek? Arkana mı düşecek? Sağına mı düşecek sayfalar? Cehenneme mi gideceksin? Cennete mi gideceksin? İşte o anda o senin sıkışıklığında da Allah sana yetişiyor. O senin oradaki sıkışıklığının adı da kabz hali. İnsanın kabz hali ve bahs hali sadece dünya ömrünü değil bütün ömürlerini kapsıyor. İnsanın kaç ömrü var? Dünyadan önce bir ömrümüz var. Neredeydik abi? Ruhlar alemindeydik değil mi? Dünyadan önceki hayatımızda ruhlar alemindeydik. Dünyadan sonra da bir ahiret hayatımız var. Orada da bak demek ki kabz bast halleri var. Kabirde ona göre muamele göreceksin. Mahşerde ona göre muamele göreceksin. Mizanda ona göre muamele göreceksin. Sonra ya full bast ya full kabz. Ondan sonra ya cennetin genişliklerine ya cehennemin darlıklarına düşeceksin. Ayetin devamı şöyle. Kim Allah'a borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder demiştik devamı. Daraltan da genişleten de Allah'tır ve siz de ona döndürüleceksiniz. Burada ayette geçen kabz ve bast kelimesi. Üstadın da hayatında vardı. Nasıl? Diyor ki Molla Said'in iki mutezat birbirine zıt hali vardı. Birincisi fikrinin münkeşif olduğu yani genişlediği, inkişaf ettiği, böyle keşfe de açık olduğu vakitler ki her ne eline alırsa onu anlamaması mümkün değil. Bazen insanda böyle hal oluyor değil mi? Bir bakıyorsun sen de melekeler açılmış. İşte o an abi gerçekten elinde fuzul iş varsa mesela Instagram'ın keşfeti, bilmem YouTube'un bilmem nesi buraları değil de eline bir kitap al. Bir defter al, kalem al abi geliyor. Geliyor. Kaçırma onu. İkinci hal fikrinin münkabız bulunduğu vakitler ki mütalaa değil konuşmaktan bile hoşlanmazmış. Üstad Hazretlerine ilmi halden basit bir şey sorduklarında bile cevap vermezmiş. Bazen bize de öyle oluyor değil mi? İnsanın fikrinin münkabız olduğu bir hal. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun, hiçbir şey okumak istemiyorsun. İşte senin kulluğundaki kalite burada çıkacak. O kabz halinde. O darlık halinde. Şimdi insanda bazen ruhi elemler olur. İşte o teellümat-ı ruhaniye deniyor ona. Ruhi elemler, sıkıntılar, depresyon halleri. Biliyorsunuz değil mi o halleri? Hepimiz yaşıyoruz abi. Sanma Allame-i Cihan olsa o da yaşıyor ya. Depresyon sadece böyle her şeyden kopmuş, imandan kopmuş adamın yaşadığı bir şey değil ki. En alim insan da yaşıyor ama onun yaşadığı hal, senin de o depresyon diye yaşadığın o bunalım hali aslında kabz hali. Allah tarafından veriliyor sana. O bir tarla hükmünde onu ekip biçeceksin. Değerlendiremezsen heba olacak. Ama değerlendirirsen vallahi billahi şu hayatta kabz hali seni hiçbir halin kazandıramadığı kadar çok sevap kazandıran, cennete mazhar eden bir hal. Ciddi söylüyorum. Kabz halinin kıymetini bilin. Biraz sonra biraz açacağım orayı. İnsandaki bu ruhi elemler sabra ve mücahedeye yani cihada cehd etmeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Bazen pat böyle kütüh diye bir kamçı başına iniyor. Bir musibet abi. Asla şikayet etmek yok. Asla sabırsızlık etmek yok. Asla isyan etmek yok. Ne yapacağız? Sabredeceğiz. Ya Cenab-ı Hak'tan mı geldi? Evet. Biliyorsunuz dönem dönem yaşıyoruz işte. Benim çocuğum vefat etmişti. Peş peşe Cenab-ı Hak bir imtihanı aldı. Eşim büyük bir trafik kazası atlattı. Tam hamileydi. Böyle annem vefat etti. Onun önceki süreçleri hastalıklı, çok zor günler, o yoğun bakımında geçen günler, benim şahsen yaşadığım işte sakatlıklar vesaire çok
çok acılı sancılı süreçler. Ya o kadar böyle bazen bakıyorsun her şey üst üste geliyor. Ülkeye bakıyorsun, ülkede böyle zaten sıkıntılar var. Abi şu son 5 yıla bakınca gerçekten diyorum yani hiçbir dizi bu kadar heyecanlı değil ya. Sezon finalinde öyle şeyler yaşıyoruz ki Türkiye'de, değil mi? Ya diyoruz herhalde uzaylılar gelse şaşırmayacağız. O boyuta geliyoruz. Bakıyorsun savaşlar, darbeler, bilmem böyle pandemiler, depremler, yangınlar, seller, acayip şeyler yaşıyoruz. İşte bazen böyle etrafına baktığında da işler ters gidiyor. Ama bu durumlarda ne yapmayacağız? Şikayet etmeyeceğiz. Hayat bazen inişli bazen çıkışlı. Bazen işler ters gider. Dünya ekonomisinde, Türkiye ekonomisinde. Bazen iyi gider. Biz elimizden gelen gayreti ortaya koyalım. Çalışalım. Bir şeyler yapalım. Ama halimiz daima Cenab-ı Hakk'a karşı isyandan uzak durmalı. Şükre ve sabra sevk etmeli bizi. İşte kabz hali bize bunu ders verir. Allah'ın El Kabz ismi ne diyor? Seni böyle imtihanlara alırım bazen. Bazen geçim darlıkları yaşatırım. Bazen yağmursuzluk olur. Bazen mesela iflasa uğrar insan. Borcunu ödeyemez. Bazen işten çıkarılır. Maddi sorunların hepsi kabz halidir arkadaşlar. Bazen Cenab-ı Hak işte lütuf ve ihsanını kısar. Ne olur? İnsanın rızkını daraltır. Muhtaç eder. Rahatını elinden alır. Kenan abi sence Allah bunları bize niye yapıyor abi? Bizi sevmediğinden mi yapıyor? Böyle olmasa abi bu dünyada herkes ferah içinde yaşasa daha iyi olmaz mıydı? Herkes cennet gibi bir hayat yaşasa olur muydu? Sen de demek ki o boyuttasın. Daha güzel olur muydu yani böyle dünyada cennet gibi bir hayatımız olsaydı? Keyfimiz yerinde. Olmazdı değil mi kardeşim? Kenan abi duy, öğren. Anlat, duysun. Niye olmazdı? Ya bu sefer kimse cenneti istemezdi ki. Abi ben kendi şahsi hayatımda söyleyeyim, siz de söyleyin. Benim en samimi Allah dediğim an en çok canımın yandığı andı. Hayatımda 3-4 tane böyle hastalık acısı, ameliyat acısı vesaire duyduğum o anda Rabbim dediğim an, o iltica edişim, Allah'ım ne olur şifa ver dediğim hal benim en keyifli böyle deniz kenarında, kumsalda elimde bir kokteyl meyve suyu işte. Yaşamayı seviyorum ya falan dediğim. Hamakta böyle Maldivler, gerçi hiç gitmedim ama hayal edin. Haşamayla ama. Ya o dünyanın en keyifli hatırası her neyse, en lezzetli hali, orada Allah hatırlamak zor oluyor değil mi? İşte Zümer suresinde Cenab-ı Hak bunu söylemiş. Zümer suresinin birkaç ayetinde var. Mesela 8. ayetinde var. 42. ayetinde olması lazım. Diyor ki Cenab-ı Hak biz kula bazen mükafatlar veririz, bazen musibetler veririz. Musibet verdiğimizde hemen bize iltica eder, bu musibetten kurtar der. Musibeti kaldırır, nimet verir, bu sefer bizi unutur. Hatta şirke başlar diyor. İnsanın hali böyle abi, nankörleşiyoruz. İnsan çiğ süt emmiş yani. Halimiz böyle abi. Demek ki biz bu kabz ve bast hallerini iyi çözersek nasıl davranmamız gerektiğini de iyi öğreniriz. Bu kabz hali bize neden veriliyormuş? Cenab-ı Hak bizi sevdiği için, bizi kendine yaklaştırmak istediği için yaşatıyormuş. Kabz ne demek? Diyoruz ya bazen Cenab-ı Hak kainatı kabzayı tasarrufunda tutuyor. Kudret elinde, kabzı kudretinde. Mesela kabz avuç demek, pençe demek. Kabz hali, işte biz de mesela hastalık olarak yaşadığımızda diyoruz ya, daralma demek, sıkılmak demek. Cenab-ı Hak bazen bizi böyle sıkıyor işte. O hallerde bu lütuf ve ihsanlı kısmasının sebebi seni kendine yaklaştırmak istemesi. Çünkü nimetler unutturuyor, uzaklaştırıyor insanı. Bakıyorsun sen Rabbini unuttun, nefsine daldın, dünyaya daldın. Dünya cennet gibisi zaten. İstidraç oluyor değil mi? İnsan bu sefer Allah'tan uzaklaşmaya başlıyor. O nimet olmaz ki, nikmet olur. İşte bazen de manevi versiyonları var bunun. O teellimat ruhaniye dedi ya. İnsanın içi sıkılır, ruhu daralır. Bazen ilmi noktada da darlık yaşar. Fikri böyle verimsiz. Bir şey üretemiyorsun. Aklına bir şey gelmiyor. Mesela bazen oluyor koca dünyaya sığamıyorsun. Bazen oluyor bir noktada boğuluyorsun. İnsan bu gitgelleri oluyor. İşte bu gitgelleri insanın sabır noktasında mertebesini yükseltiyor abi. Normalde zevk alarak namaz kılsan, böyle huşuyla zevkle namaz kıldığımız zamanlar var ya, orada nefsin bir payı var. Ama arkadaşlar kabz halinde kıldığınız namazın kalitesi bir başka olur. Çünkü o zaman nefsin istemiyor, sadece Allah için yapmış oluyorsun. Sevabı çok daha yüksek. İşte Allah için bir şey yapmak içinden gelmiyor. Sohbete gitmek içinden gelmiyor. Düşündün ya, bugün çınar altına gitsem mi veya X yere sohbete gitsem, Allah kelam dinlesem mi? Nefis ne dedi? Aman otur evinde, dizini izle, filmini izle, insan içine girme, böyle seni aldı sıktı sıktı sıktı. O kabz hali başladı. Emin ol o an gelmen, emin ol o an ibadet etmen, emin ol o an sohbete koşman senin için normal zamandan belki milyon kat daha sevaplı. Bazen istemiyor değil mi canımız? Doğruya doğru. Nefsimiz var. Ya ben sohbet yapan adamım. Zannediyor musunuz böyle sürekli böyle
acayip şevkle, heyecanla, isteyerek yapıyorum. Bazen var ya sürükleyerek getiriyorum kendimi buraya. Hiç istemiyorum bazen. Bazen hiç içimden gelmiyor bazı hizmetleri yapmak. Ama Allah için yaparsak bunun adı sebat oluyor. Şimdi ben bir hevesle başlasam, bir soğumayla gitsem, saman alevi gibi hemen bir böyle şevke gelsem, bir şeyler yapsam, ondan sonra şevkim gidince benim şevkim yok. Ben artık kusura bakmayın için altına gelmiyorum. Sohbetinize kendiniz yapın. İşte Miraç yapsın nasıl sohbeti desem. Olur mu bu iş Miraç? Olmaz değil mi? Benim canım istemese de gelip burada yapmam lazım. Niye? Veya dinlemem lazım. Niye? Tebrik ediyorum seni. Vallahi tebrik ediyorum. İşte bizim sebatı elde etmemiz lazım. Olay zaten burada abi, istikrar. Yoksa herkes neşe aldığı zaman koşar. Mesela diyor ya Ali İmran suresinde, bollukta da darlıkta da Allah için infak edenler, Allah için malını ortaya koyanlardır diyor müminler. Bollukta herkes verir. Neşeli olduğun zaman, cevval olduğun zaman, enerjik olduğun zaman herkes yapar. Mesele istemediğinde yapabilmek. Nefsin istemiyor, Allah için yapabilmek. Buraya gelmek veya işte Allah yolunda ne olursa. Bazen bunu başka yerler için de düşünelim. Sadece Çınaraltı için değil. Gitmek istemiyorsun oraya. Maddi bir şeye vermek istemiyorsun veya içinden gelmiyor. İşte içinden gelene göre hareket etsen sen zaten nefsine köle olurcasına hareket ediyorsun. Mesele Allah için yapabilmektir. İşte burada kabz halinden çıkmanın sırrı da burada. Neymiş? Cüz'i iradeni, kendi seçme kabiliyetini Allah'ın rızasına göre çevirmekmiş. Onu bir fırsata dönüştürmek. Alim zatlar, evliyalar kabz halini böyle bir fırsat bilirlermiş. Kabz haline girdiklerinde Cenab-ı Hakk'a daha ziyade istiğfara, ilticaya, dua ile niyaza yönelirlermiş. Çünkü bilirlermiş ki o zaman Cenab-ı Hakk'ın verdiği sevap, verdiği manevi makam, onun rızasına yaklaşma seviyesi çok daha farklı, çok daha yüksek. İstiğfar ara yöneleceğiz. Acizimizi, fakrımızı keşfedeceğiz. Bu bizi ucuptan, kendini beğenmekten, ihlassızlıktan çıkaracak. Çünkü insan mesela çok şevkli olduğu bir dönem. Diyelim ki Talha gece teheccüde kalktın, tamam mı? Ne gözle bakıyorsun etrafındakilere? Ulan şu karaktersizlere bak be. Hepsi yatıyor. Pencereyi açıyorsun, camdan dışarı bakıyorsun. Şunlara bak be. Hepsi cehennemlik gibi. Herhalde Allah bizi alır ya cennetine. Baksana şu vakitte kim kalkıyor teheccüde? Hani bizim Erzurumlu gitmiş ya, Erzurumlunun birisi ilk defa umreye gidiyor. Ama köyde yaşamış, biraz da saf birisi, hiç teknoloji görmemiş. Duymuş oraya da gittiğin zaman böyle manevi kapılar açılıyor. İnsanda manevi mertebeler açılıyor. Keramet gösterenler oluyor diye duymuş. Gitmiş zikir çeke çeke böyle otobüste falan sürekli zikir çektiği için herhalde demiş biz de umrede bir şeyler yaşarız yani bu zikire devam edersek. Gelmiş otelin kapısına, daha önce hayatında hiç otomatik kapı görmemiş. Kapı otomatik açılınca böyle diye Subhanallah demiş. Ha bir bakmış ki böyle acayip haller gözükmeye başladı. Keramet zannetmiş abi. Bakmış ki kapı kendiliğinden açıldı. Bu bir keramet herhalde demiş. Neyse demiş, devam edelim. Tesbih çekiyor, bir yandan zikir çekiyor. Merdivene adımını atmasıyla merdiven yürümeye başlamış. Subhanallah ya demiş. Gerçekten bizde bir şeyler var herhalde. Neyse otele yerleşmiş, çıkmış falan. Halden hale giriyor tabii. Bakmış ki keramet çok zevkli bir iş. Gitmiş orada, hani şemsiyeler var ya orada. Bazen şemsiyeleri kapatıyorlar, gökyüzü görünüyor. Bazen açıyorlar şemsiyeleri, orada tavan oluyor. Bu böyle şemsiyeler açıkken gökyüzü gözükmüyor. Başlamış zikir çekmeye. Orada biraz uyuklamış böyle. Uyuklayınca bu şemsiyeler de o sırada kapanmış. Kapanınca gökyüzü görülüyor. Uyanmış, gözünü bir açmış. Sema kapıları açılmış buna. Ya demiş biz herhalde olduk. Öyleyse gidelim bir Resulullah'a selam verelim demiş. Herkes selamlamaya girer orada. Selam kapısından girersin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya gelince orada milaki olursun. Yüz yüze bizzat Efendimiz'e arada bir melek aracılığı olmaksızın selam verirsin. İsmen sana selamına cevap verir. Sen duymazsın ama o seni duyar. Tam selam vereceği yere gelince selam ver yerde demiş ki ya Resulallah hele bak kim gelmiş. Yani eğer kabz hali olmazsa, bast halinde şevkle ibadet ederse, işte gece kalktın teheccüde, baktın herkes gözüne günahkar göründü. Yapıyorsun bir takım ibadetler, camiye giriyorsun, bak tek genç sensin, şöyle bir tebessüm ediyorsun. Hele bak kim gelmiş der gibi. Ama sonra Allah seni kabz haline bir sokuyor, çakılıyorsun resmen. Aklın başına geliyor, ha diyorsun kamçıymış bu, Rabbani bir kamçıymış. Ha, demek ki olay bende değilmiş. Cenab-ı Hak kulu haf ve rica arasında tutuyor, korkuyla ümit arasında. Hazreti Ömer'in makamı diyor ya, bir kişi cennete girecek denilse ben miyim diye ümitlenirim ama bir kişi cehenneme girecek, sadece bir kişi cehenneme girecek denilse ben miyim diye korkarım diyor. Korkuyla ümit kulun durması gereken yer. Allah da kula bazen bast haliyle genişlik veriyor. Her şeyi yıkarız, hallederiz gözüyle bakıyorsun bir anda hayata. Ama bazen bast hali kalkıyor, kabz hali geliyor. İşte bu denge sende kurulmuş oluyor. Sen de kalibrasyona geliyorsun. Bu Rabbani bir kamçıdır dedi. Çünkü emin ve yesin, yani kendine emin olmanın veya ümitsizliğin vartasına düşmemek için bu hikmetle haf ve reca muazene sabır ve şükürde bulunmak için kabz ve bast halleri celal ve cemal tecellisinden intibah eline verilmesi ehli hakikatça medari terakki bir düsturu meşhurdur diyor. Yani alimler bunu bir meşhur bir düstur olarak belirlemişler. Onlar intibaha geliyorlar kabz haline uğradıklarında. Kabz
hesap haline neler vardı? İşte bazen borcun olur, bazen rızkın daralır, bazen musibete uğrarsın, muhtaç olursun. Manevi sıkıntıları var. İşte bazen için sıkılır vesaire vesaire, onları saydık. Veya dünyaya gelen bazı musibetler, bunlar neymiş? Dua ve ilticaya Allah'ın davetleriymiş. Yağmur yağmaz. Hatta bak, sıkışan trafik bile kavz isminin bir tecellisi. Mahsullerin helak olur bazen. İşlerin kesat gider. İşte bunlar kavz hali. Bir de kavz-ı ervah diye bir şey var. Duydunuz mu bilmiyorum. Azrail Aleyhisselam'ın ruhları kavz etmesi denilir. O da işte kavz isminin bir tecellisi. Kabre girmemiz kavz isminin bir tecellisi. Kabrin ilk başta bizi sıkması kavz isminin bir tecellisi. Sonra eğer müminsek, amellerimiz doğruysa cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşmesi kabrimizin, o da Bast isminin tecellisi oluyor. Zübeyir Gündüz Alp abi var, üstadın talebesi. Diyor ki kulun diyor bu kabz ve Bast haline girdiği an Cenab-ı Hakk'ın esmasını aktığı andır diyor. İşte o hallerde ne yapmak lazım? Kabz haline girdim. Mesela tebdili mekan yap. Tebdili mekanda bir ferahlık var, bir genişlik hissedersin. O sıra bakarsın esma-i ilahiye bir tecelligah oluyorsun. O halin kıymetini keşfedip fark ediyorsun yani. İşte bu Bast haline girdiğin zaman da diyelim işler açıldı. Her şey yolunda gidiyor. Hiçbir negatiflik yok. Adam diyor ya, bu akşam akıyor maşallah. Böyle her şey yolunda gidiyor mesela bazen. Gün bereketli, iş bereketli, para bereketli. O bolluk döneminde de Allah'ı unutma. O halin de gereği neymiş? Şükürmüş. Bu ikisini bir araya getirdiğinde de sebat oluyor. Zaten bu şevk dediğimiz şey hayat, faaliyet ve harekettir. Şevk ise onun matiyesi, taşıyıcısıdır. Öyleyse biz daima bu dengede olacağız. O hayatı hayatlandıran şevki elden bırakmamaya çalışacağız. Kabza girdiğimizde de sabırla, daha çok istiğfara, evradu eskar okumaya sevk olacağız. Belki bu aralar kabza girdiysen belki büyük çapta kararlar almayabilirsin. Böyle deyince de böyle burç yorumcusu gibi oldum ama bu aralar önemli kararlar alma. Aşk hayatında kırılmalar yaşayabilirsin. Şimdi birkaç şeyi sayacağım. İfrat ve tefrite kaçmaksızın bu işin artısını ve eksisini sayacağım. İnşallah mesele anlaşılır. Tahkiki iman. Kabz mı Bast mı? İmanda böyle bir inkişaf ve büyüme. Güzel. Bast hali. İman zafiyeti. İmanın daralması adeta. Kabz hali. İnsanın tevekkül etmesi, böyle rahatlaması. Bast hali, genişlik hali. İnsanın sabırsızlık gösterip strese girmesi. Sıkılıp böyle, değil mi? Kabz hali. Güzel. İnsanın affetmesi. Bast hali. Ruhun genişliyor, kalbin genişliyor, affet. İnsanın intikam için kendini sıkması, dişlerini sıkması kabz hali. İnsanın cömertlikte bulunması nedir? Bast hali, genişlik hali. İnsanın cimrilikte bulunması kabz hali. Bizim Kars'ta şu adam cimridir demek yerine gıybet ortamlarında aha böyle derler. Eli sıkı yani. Gıybet ortamlarının vazgeçilmez söylemlerinden birisi. Cimrilikle ilgili ya çok hadis var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Cimri çok ibadet de etse diyor cennete giremez. Cömert az ibadet de etse cehenneme girmez diyor. Ya süper bir hadis değil mi? Niye cimri olasın? Allah yolunda zaten Allah bir verene en az 10 veririm, 700 veririm diyor. Öyleyse biz de bu hallerimizi iyi değerlendirmeliyiz. Cennetin Bast ve genişliğine kavuşmak için bu dünyadaki zorluklara, darlıklara dayanmamız gerekiyor. Zahmette rahmet var. İnnemel yusru yusra. Elbette ki o zorluk ve darlığın peşinden de bir genişlik ve kolaylık gelecek. Bu işin kanunu bu. Her tünelin sonunda bir ışık var. Sabret kardeşim ya. Her geceyi bir sabaha çıkarmıyor mu Allah? Gecenin karanlığını gündüzün nuruna kavuşturmuyor mu? Kışın şiddetini, soğukluğunu baharın nuruyla, sıcağıyla değiştirmiyor mu? Geceyi gündüze, kışı bahara çeviren Allah elbette senin de çetin imtihanlarını bahara ve nura kavuşturacaktır. Seni o karanlıkta bırakmayacaktır. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnında bırakmayan, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin içinde bırakmayan, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyunun dibinde bırakmayan, Hazreti Musa Aleyhisselam'ı denizle düşman arasında bırakmayan Allah, Hazreti Musa'ya deniz içinde bir yol açtığı gibi sana da yol açacaktır. Hazreti İbrahim'e ateşi gül bahçesine çevirdiği gibi senin de bu ahir zamanda yakıcı ateşlerin içinde sana ferahlık veren bahçeler yaratacaktır. Seni o ateşin, o yakıcı ateşin içinde bırakmayacaktır. Seni yutan nefsinin ve şeytanın ve dünyanın, Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık gibi derinliklere çekip boğmasına Allah izin vermeyecek. Seni sahile selamete çıkaracaktır. Ve Yusuf Aleyhisselam gibi seni kuyuda koymayacaktır. Yeter ki sen Yusuf olmayı bil. Yeter ki sen Yunus olmayı bil. Yeter ki sen İbrahim olmayı bil. Yeter ki sen Musa olmayı bil. Yeter ki sen kul olmayı bil. Allah razı olsun.